Merhabalar 13 Nisan 2021 Salı bugün Munster TV'de Güne Bakış programına hoş geldiniz. Önemli gelişmeler var sevgili seyirciler. Özellikle gözaltındaki amirallerle ilgili biliyorsunuz tamamı serbest bırakıldı ama o gözaltı süreci boyunca yaşanan bir şeytanlaştırma vardı. İktidar partisinin ...hedefindeydi. Hem o amiraller hem de CHP'yi özellikle... ...hem Erdoğan hedef almıştı hem de... ...MHP lideri Devlet Bahçeli. Şimdi bunun arka planına bakacağız. Son gelişmeler Ona bakacağız ama... ...sosyal medyada... ...çokça paylaşılan bir konuşmayla... ...bugün programa başlamak istiyoruz. O açıklamalar... ...CHP'li Aykut Erdoğdu'dan geldi... ...sevgili seyirciler ve belki de... ...ve belki de bugüne kadar... Özellikle muhalefet kanadından yapılmış en sert açıklamalardan biriydi. CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu bizim TV'de Lale Özan Arslan'a konuştu. Emekli amirallere darbeci denilmesine tepki gösteren Erdoğdu, Erdoğan'a çok sert sözlerle yüklendi. Bir taraftan Putin'in kucağında, öbür taraftan Biden'in kucağında. Bu memleketi atarak hayatta kalacaksın öyle mi? Sonra da geleceksin buna dertlenmiş generallere... Vay sen darbecisin. Bunların hesabını verecekler. Erken seçim falan yok arkadaşlar. Bu erken seçim falan yapamaz çünkü kaybediyor. Bu memleket bunlara hesap sormayana hesap sorar. Bunlar bitti. Öldü bunlar. Şu an itibariyle siyasi mort bunlar. Bunların kadavrası geziyor. Kokuşmuş cesetleri geziyor. Çünkü bunların beyni Fethullahçılardı. Beyin ölümü gerçekleşti. Vücut kokuyor artık bu millet Afganistan'ın mağaralarına girdiklerinde çıkarttırıp getirtecek. Onlar sanmasın çaldıkları paraları kimlik ve yüz değiştirerek başka ülkelerde hesap hareketleriyle saklayacaklar. Bu korkuyla yaşa. Bir sene, iki sene bu hesabı vereceksin. Evet konu hem o 128 milyar dolar Merkez Bankası'nda kaybedilen oradan çıkıyor. Sonrasında o program içerisinde emekli amirallere geliyor konu, o bildiriye geliyor. İktidar Partisi bunun bir darbe bildirisi olduğunu söyledi. Hep bunun üzerinde durdu. Her zaman yaptıkları gibi kontrolü altındaki medyayla da bir şeytanlaştırma süreci içerisinde girdiler. Şu son iki haftadır özellikle. Aykut Erdoğdu sert konuşmuş sevgili seyirciler. E, katılırsınız, katılmazsınız ama altı çizilecek önemli noktalar var. Mesela, mesela kaçmaktan bahsediyor. Mesela bir e, iktidarın siyasi mort diyor. Artık öldüler diyor. Beyin ölümü zaten gerçekleştirdi. Ortada bir kadavra var diyor. E, Çaldıkları paralar diyor mesela CHP'li Aykut doğdu. Kimlik ve yüz değiştirerek başka ülkelerde hesap hareketleriyle saklayacaklar diyor mesela. Bunların hepsi e, her biri gerçekten çok çok önemli. Aynı zamanda da iddialar elbette ki. Yani böyle bir bilginiz var mı? Çaldıkları paraların farklı bankalarda saklanmasına yönelik e, elbette ki bunlar e, araştırılmalı, konuşulmalı ama ama öyle bir atmosfer var ki tabii ki böyle bir şey varsa dahi ülkede bunun araştırılması söz konusu bile değil. Türkiye'den bahsediyoruz. Şimdi o sert açıklamanın çıkış noktası emekli amirallerdi. Tepki gösteriyordu Aykut Erdoğdu. İktidarın darbe dediği, darbecilikle suçladıkları emekli amirallerin tamamı serbest bırakıldı. 104 emekli amiralin yayınladığı Montreux bildirisine ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında gözaltına alınan 10 emekli ifadeye çağrılan 4 emekli amiral adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. 14 emekli amiralin savcılık sorguları yaklaşık 4,5 saat sürdü. Savcı emekli Tuğamiral Ergun Mengi'nin tutuklanmasını talep etti. Aleyettin Sevim, Atilla Kezek, Atilla Kıyat, Bülent Olcay, Kadir Sadıç, Mustafa Özbey, Ramazan Cem Gürdeniz, Turgay Erdağ, Türker Ertürk, Ali Sadi Ünsal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Engin Baykal, Nadir Hakan Eraydın'ı ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılması talebiyle nöbetçi suç ceza hakimliğine sevk etti. Sevk yazısında Mengi'nin soruşturma konusu bildiriyi hazırladığı üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunduğunu öne sürdü. Ankara Nöbetçi 8. Suç Ceza Mahkemesi ilk aşamada 13 emekli amireli ardından da sorgusu tamamlanan Ergun Mengi'yi yurt dışına ve bulundukları il dışına çıkış yasağı koyarak serbest bıraktı. Aslında sürecin odağındaki isimlerden biri de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Nasıl mı? Şöyle bu bildiri yayınlanır yayınlanmaz sıcağı sıcağına hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hem de Devlet Bahçeli'den sert açıklamalar gelmişti. İki lider de CHP'yi işaret etmişler hatta bir numaralı imzacı olarak da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu göstermişlerdi. Bakın Kılıçdaroğlu nasıl cevap verdi? Emekli amiraller bir açıklama yaptılar. Saray buradan bir darbe iması çıkarmak istedi. Darbecilik çıkarmak istedi. Arkasından da dönüp bak işte CHP bunun arkasında CHP var dedi. Ne oldu? Ay ne oldu? Hani CHP vardı? Ya CHP ile ilgili tek kelime bile yok. Tek kelime. Devlet senin elinde. İstihbara senin elinde, polis senin elinde, jandarma senin elinde ve kalktın utanmadan, sıkılmadan beni suçladın. Utanmadan sıkılmadan. Ya devlet yalan söyler mi Allah aşkına ya? Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan bir zat yalan söyler mi ya? Yalan diyorum, yalan ya. Onun için diyorum ya, Allah insanı kuru iftiradan saklasın diye. Makama bakın, hırsa bakın. Kibire bakın. Böbürlenmeye, büyüklenmeye bakın. Koltuğu uğruna yapmayacağı ve satmayacağı hiçbir şey yoktur. Şimdi CHPlileri haksız mı sevgili seyirciler? Soruşturmanın içeriğinde, savcılık sorgusunda, emniyet sorgusunda veya mahkemede CHP de geçmiyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı da geçmiyor. Yani böyle bir durum yokken ülkeyi yöneten bir cumhurbaşkanı, bu kadar asılsız bir iddiayı hedef göstererek nasıl söyleyebiliyor? Zaten CHP lideri de bunu soruyor. Sadece o değil tabii Devlet Bahçeli de ortaya attıkları iddia aslında yok bile. Yani öyle bir iddia yok. Öyle bir suçlama dahi yok soruşturmada, soruşturma dosyasında. Ama çıkıp söyleyebiliyorlar. Onlar konuşunca da gazeteleri, televizyonları, manşetlerden aynı suçlamayı yöneltiyorlar sevgili seyirciler. Tabi olay aydınlığa kavuştuktan sonra bir özür var mı? Elbette ki yok. Bunları Türkiye'de görmüyoruz. Herhalde göremeyeceğiz de bu gidişte. Şimdi gündemin bir diğer önemli maddesi hiç şüphesiz ki pandemi, hiç şüphesiz ki salgın. Özellikle Türkiye'de kontrolden çıkan Covid vakaları 50 binin üzerinde seyrediyor. Ölüm oranları yüksek ve tabii ki ne tartışılıyor? Bu nasıl kontrolden çıktı? Bakın Sağlık Bakanı kimi işaret ediyor? Şimdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bu açıklaması haliyle çok tepki çekti. Neden? Vakaların artmasından hepimiz sorumluyuz. 84 milyon diyor Sağlık Bakanı. Peki öyle mi? Öyle mi? Şu fotoğraflara isterseniz bir bakalım. Mesela Lebalep dolu kongre salonları. Erdoğan şehir şehir gezdi, kongreler yaptı, cenazelere katıldı. Sonrasında ülkedeki tablo bir anda değişti. Bütün bu tablo ortadayken, yaşanan süreç ortadayken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hepimiz sorumluyuz, 84 milyon sorumlu diyor. Fahrettin Koca'ya katılıyor musunuz? Yani siz de sorumlu musunuz? Üzerinize alınıyor musunuz sevgili seyirciler? Lütfen yorumlarda onu belirtin. Bakın Deva Partisi lideri Ali Babacan güzel bir cevap vermiş. Tabi Fahrettin Koca 84 milyon hepimiz sorumluyuz deyince Ali Babacan da şöyle bir Twitter mesajıyla cevap veriyor. Yok diyor 83 milyon 999 bin 999 o bir kişi hiçbir başarısızlığının sorumluluğunu üstlenmiyor diyor. Artık kimi nereye işaret ediyor? Cevabını size bırakalım. Şimdi bir başka cevap. Fahrettin Kocaya sevgi seyirciler. Karikatürist Serkan Altun yine bakın ne diyor. Serkan Altun yine Doçevelle Türkçenin karikatüristi aynı zamanda öyle güzel cevap vermiş ki Fahrettin Kocaya. Benim anam babam emekli insanlar. Evde oturun dediniz, evde oturdular. Aşı olun dediniz, aşı oldular. ''Bir yıldan fazladır da görüşemedik. Sizin keyfi kongrelerinizin faturasını alakasız insanlara çıkartamazsınız. Vakaların artmasının sebebi siz ve partinizsiniz.'' diyor Serkan Altuniğne. CHP Sözcüsü Faik Öztrak da yaptığı konuşmada sorumlu kim tek tek anlattı. Sağlık Bakanı vaka sayılarındaki ciddi artışı sadece mütasyonla açıklayamayız. Önlemleri gevşettik maalesef diyor. Önlemleri kim gevşetti Sayın Bakan? Bu acı tablonun sorumlusu kim? Siz bu sorulara cevap veremezsiniz. Cevabı biz verelim. Bu acı tablonun sorumlusu siyasi iflasının üstünü örtmek için lebalep parti kongreleri yapan Erdoğan'dır. Sorumlu tedbirleri zamanında ve tam almayan, kendi koyduğu kurallara kendi uymayan Erdoğan'dır sorumlu gencecik kızlara maskeyi nizami takmadın diye ağır cezalar kestirirken AK Partili gençlerin kongrelerinde maskesiz deve güreşi yapmalarına ses çıkarmayan Erdoğan'dır. Sorumlu bilim kurulunu kendi siyasi ihtiraslarına dekor yapan Erdoğan'dır. Sorumlu aşıda tek kaynağa bağlı kalan ve tedarikinde geciken Erdoğan'dır. Ve tabii ki onun şahsı hükümetidir. Şimdi ekonomik tablo da çok kötü. Biraz sonra detaylarına bakacağız sevgili seyirciler ama ekonomik tablo ülkede bu kadar kötüyken pandemi kontrolden çıkmışken birbiri ardına yurt dışından da haberler gelmeye başladı. İlk haber Rusya'dan. Rusya artan Covid vaka sayıları nedeniyle haftada iki sefer hariç Türkiye'ye tüm uçuşları askıya aldı. Tam da tabi yaz sezonu, tatil sezonu konuşuluyor. Rus turistler elbette akla geliyor. Tablo bu kadar kötüyken acaba yazın kapılar açık olabilecek mi? Veya diğer ülkeler vatandaşlarını Türkiye'ye tatile gitmeleri konunda, konusunda e, acaba izin verecekler mi? İşte bunların tamamı kafa karıştırıyor. Bakın bir başka önemli gelişme e, o da Kanada'dan. Kanada askıya alınan Türkiye'ye SİHA parçalarının ihracat izinlerini tamamen iptal etti. Kanada yönetimi Kanada teknolojisinin Dağlık Karabağ'da kullanılmasını gerekçe gösterdi ve hatırlayın geçen yıl zaten dondurulmuştu. Türkiye'ye yönelik askeri ihracat izinlerini tamamen iptal ettiğini duyuruyor Kanada yönetimi akıllara şu da geliyor. Şimdi bu işte sihalar, ihalar vesaire insansız hava araçları ve yerli milli vurgusu yapılıyordu. Ama görüyoruz ki e, tamamen yer, yerli milli değilmiş. Yani yine birçok yabancı ülkeye bu anlamda da muhtaçmışız sevgili seyirciler. 128 milyar dolar nerede? CHP ısrarla bunu soruyor, gündemde tutuyor. Doğrusunu mu yapıyor? Doğrusunu yapıyor. Çünkü bu para CHP'nin parası değil. Bu para halkın parası. Merkez Bankası'ndan uçurulan bakan, eski bakan Berat Albayrak'la birlikte adeta ortadan kaybolan bir para. Para da yok, bakan da yok hala sevgili seyirciler. Bakın Profesör Doktor İbrahim Öztürk bu sorunun gündeme getirilmesi Erdoğan'ı korkutuyor diyor. Önümüzdeki günlerde bu Merkez Bankası olayı, bu 20, 128 milyar dolar olayını konuşmaya devam edeceğiz. Türkiye'de duyunu umumiyeden beri gerçekleştirilen en büyük soygunu Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdi. Türkiye'de iktidara geldiğinden beri sağında solunda ne bulduysa sattı, özelleştirdi. Buradan 70 milyar dolara kadar ancak bir para elde edebildi sırf Merkez Bankası'nın mecrasından 128 milyar dolarını bu milletin ne yaptığını kimse bilmiyor. Burada yani şöyle böyle bir suç yok. Onun içinde ödü patlıyor. Böyle bir etki yapacağını da cahiller ya. Yaptıkları adımların sonuçlarının ne olacağını da öngöremiyorlar ya. Şimdi panikteler. E, muhalefet buna sahip çıktı. Halkımıza mal oldu halkımızın tarihteki bütün sorunlarını kökten çözecek Pandemide aile başı herkese 1500 TL yardım yapılabilecek dev bir kaynağı Erdoğan'ın ne yaptığı bu devasa kaynağı ne yaptığını kimse bilmiyor. Türkiye'nin enflasyonu artmaya devam edecek. İstediği kadar Erdoğan'ın politbüro istatistik kurumu bunu gizlemeye çalışsın. marketteki fiyatları döviz kuru tahribatını faiz tahribatını, emtia fiyatlarındaki artışı, üretim arz şokları, üretim eksikliklerini herkes biliyor. Üretici fiyat endeksleri de çok feci halde arttı. Bunun tüketici enflasyonuna yansıması kaçınılmazdır. Dolayısıyla şu an Türkiye'nin reel faizi yeniden sıfırlanmış durumda. Riskleri tepede, reel faizi dipte. Onun için itibarı ne zaman hangi kuralı bozacak? Hangi gece kimin varlığına ne yapacağı belli olmayan bir ülke. Bir de yiyiciler var. Bir maaşın yetmedikleri. 2 maaş, 3 maaş, 4 maaş sevgili seyirciler yok mu arttıran diyor olabilirsiniz içinizden ama maalesef öyle. Yani ekonomik kriz birilerine var, halka var onları vuruyor ama birilerini hiçbir şey etkilemiyor. Ne pandemi, ne covid, ne ekonomik kriz... Ne dolar kuru ne döviz kuru. Onlar gemilerini yüzdürüyor. Hadi bir iki örnek verelim. E o isimlerden belki de tabii en meşhuru. Fahrettin Altun Saray'ın iletişim başkanı sevgili seyirciler. Biliyorsunuz evine dört maaş giriyor haberleri yayılınca hemen bu haberlere erişim engeli vesaire getirilmişti. Şimdi Fahrettin Altun'un evine dört maaş giriyor haberine ...oh yiyin bakalım diyen bir avukata da dava açılmış. Davanın gerekçesi de çok enteresan. Fahrettin Altun'u rencide etmiş. Tabii ki Fahrettin Altun'lar rencide olmasınlar. Altun ailesi de rencide olmasın. Ee, biz olalım, vatandaş rencide olsun, vatandaş mağdur olsun. Aman ha onlara hiçbir şey olmasın. Sesimizi bile çıkarmayalım. Hiçbir şey demeyelim. Susalım oturalım. Onlar alsınlar 4 maaşı, 5 maaşı. Tatlı tatlı yesinler. Biz de susalım. Aman onlar rencide olmasınlar. Şimdi diğer bir örnek var. O da Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin. Rütük Başkanlığı dışında Halk Bankası Yönetim Kurulu üyeliğinden de maaş alıyor biliyorsunuz. Şöyle bir açıklama yapmış. Halk Bankası Yönetim Kurulu üyeliğimden dolayı maaş alıyorum. Bu da yasal ve Etiktir demiş. Savunuyor. Bunun yasal olduğunu söylüyor. Etik olduğunu söylüyor. Yani ahlaki olduğunu söylüyor. Hem rütük Başkanı olarak maaş alırım. Hem de Halk Bankası Yönetim Kurulu üyeliğimden de maaş alırım. Size ne diyor özetle. Evet bize ne değil mi? Biz niye soruyoruz ki? Niye konuşuyoruz ki bu insanların, bu yiyicilerin paralarını, maaşlarını? Şimdi İyi Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan önemli bir paylaşım yaptı sevgili seyirciler. Tutuklanan Savunma Sanayi Başkanlığı Eski Proje Müdürü Yusuf Hakan Özbilgi'nin evinde 1,5 milyon euro. Banka hesabındaysa 7,5 milyon Türk lirası ele geçirilmiş. Biz de münasebetsizce 128 milyar dolar nerede diye soruyoruz diyor Lütfü Türkkan. Biraz önce söyledim ya biz de soruyoruz. Niye soruyoruz? Sanki böyle bir şey sormaya hakkımız mı var? Görüyorsunuz bavullarda paralar, dolarlar, TL'ler, eurolar. Nereden geliyor bu para? Kimin parası? Nasıl kazanılıyor? Kim alıyor, kim veriyor? Akıl alır gibi değil. Üstelik de bu kişinin görevi Savunma Sanayi Başkanlığı eski proje müdürü Yusuf Hakan Özbilgin çantalar, valizler dolusu paradan tek tek satılan domateslere geçelim. Evet, ekonomi hala herhalde iyi gidiyor diyen varsa bunları göstermek gerekiyor. Bakın burası Migros. Öyle bir noktaya gelindi ki Türkiye'de daha önce böyle manzaralar görüldü mü ben hatırlamıyorum. Ama tek tek sarılmış domatesler fiyatları da değişiyor. Üzerinde görüyorsunuz ağırlığına göre 2 lirayla 3 lira arasında. Tek tek domates sevgili seyirciler. Kiloyla değil, kasayla değil. Tek tek domates. Peki bunlar olurken iktidar partisi ne yapıyor ve neyle övünüyor? Yani vatandaşa iş imkanı sağlayacak fabrikalar mı açıyor? Hayır. Ne yapıyor? Cezaevleri, yeni cezaevleri inşa ediyor. Evet, zaten Avrupa'da cezaevi sayısında birinci sırada Türkiye biliyorsunuz. Herhalde yetmemiş. 39 yeni cezaevi daha yapılacakmış. Son 3 ayda 6 cezaevinin yapımına 556 milyon lira harcanmış. Tabi bu da yetmiyor, yetmiyor. 39 yeni cezaevi. Akla hemen şu soru geliyor. Neden bu cezaevleri? Zaten neredeyse ülkenin yarısını terörist ilan ettiniz. E, soruşturma geçirmeyen yok gibi. Bir şekilde hakkında işlem yapılmayan yok gibi. Birisi en azından birinin ailesinde kesinlikle biri var. Gözaltılar, soruşturmalar, tutuklanmalar, tutuklamalar ve hala yeni inşa edilen cezaevlere. Bir direniş sessiz sedasız devam ediyor ama ısrarla sevgili seyirciler. İktidar partisi ve iktidar partisinin medya organları görmese de Boğaziçi Üniversitesi'nde direniş 100. gününde. Direniş 100. gününde öğrenciler ve akademisyenler bugün de hep birlikte yine rektörlüğe sırt döndüler ve Melih Bulu rektörümüz değildir diyorlar. Cumhurbaşkanı'nın atadığı AKP'li bir isim Melih Bulu ee, ama o isim ısrarla o koltukta oturmaya devam ediyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden iki gazeteciyle ilgili karar çıktı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Ahmet Altan ve Murat Aksoy davalarında hak ihlali kararı verdi. Yazar Ahmet Altan ve gazeteci Murat Aksoy davalarında özgürlük ve güvenlik hakkıyla ifade özgürlüğü ihlali kararı verdi. Mahkeme Türkiye'nin Altan için 16.000 Euro, Aksoy için de 11.500 Euro manevi tazminat ödemesine hükmetti. Elbette dosya masrafları da olacak. Bunlar da yine Türkiye tarafından ödenecek. Bu haberle birlikte bugünün güne bakışını noktalıyoruz. Yarın çarşamba sevgili seyirciler. Biliyorsunuz özgür düşünce programımız var. Mustar TV'de Profesör Eser Karakaş, Profesör İbrahim Öztürk ve Tarık Toros'la birlikte cumaları yayınlanıyordu bu program. Ama artık yeni gününde yayınlanacak. Yani çarşambaları yarın Özgür Düşünce'yi seyredebilirsiniz. Hoşçakalın.